Merhaba canlarım, merhaba duduşlarım, hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Şimdi geldim, daha bak üstümü dahi soymadan işten. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz ne oldu diyerekten diye. Geldik zurnanın zık deliği deliği, yaptı son deliğine. Dedim üstümü soymayayım çünkü hemen bundan sonra bir duş alacağım, ondan sonra rahatlayabileceğim. Dedim hemen bunu halledeyim, duş alıp da şey yaptıktan sonra üstüme bir şeylik çöküyor, olmuyor. Bugünkü canlı yayında da iş yerinde de bahsetmiştik. Hani ikinci sürpriz ne diyerekten diye Feyza'cığım da kahveyi yapıyor. Onun pantolonunu götürüp getirdiydim. Önce onu konuştuk ettik. Daha önce başlayacaktım. Pek iç açıcı bir şey değil. Benim kendi açımdan iç açıcı bir sürpriz değil yani. Nasıl desem, nasıl başlasam, ay gülesim de geliyor kız. İlk çektiğim iki gün sıkıntılarını herhalde böyle deşarj olup da mı atıyorum, ne yapıyorum? Gerçi çok nadir sene başım tuttu. Benim sene başım tuttu o zaman. Ay başılar bitti. Benim hatırını kıramadığım, çok sevdiğim bir kişi. Bundan bir hafta önce aradı. Benim biliyor tabii çalıştığımı. Ama yarım gün çalıştığımı da biliyor. Benim de ona nazım geçer, onun da bana nazı geçer. Siz tanımıyorsunuz o arkadaşımı. Dedi, abla dedi, ne yapıyorsun, iyi misin? Yaşta küçük benden. İyiyim dedim, sen ne yapıyorsun dedim. Ben de iyiyim dedi. Dedi, bir şey dedi, rica edeceğim dedi. Benim dedi çok dedi kıramadığım dedi, sevdiğim dedi bir dedi arkadaşımın dedi 5,5 yaşında dedi bir kızı var dedi. Ona dedi akşam 4:30'dan 9:30'a kadar dedi bakacak dedi bir bayan lazım dedi. Dedim ben çalışıyorum ya dedim ya hani çalışıyorum dedim. Tamam dedi çok şey bir dedi saat değil dedi. Çalıştığımı da biliyor zaten. Hani dedi oradan çıkınca dedi 4:30'daydı oraya gitsen de dedi hani bir 4 saat falan işte anaokuluna gidiyormuş herhalde. Oradan gelecek işte herhalde o çıkış saati 4:30-5 falansa 4:30'da ben oradan 5'te anne dedi 9:30'da geliyor. Dedi çok dedi acil dedi çok sevdiğim dedi aklıma sen geldin çocukları çok seviyorsun dedi. Benim bir ablam var böyle böyle dedim. Dedim vallahi dedim bilmiyorum yavrum dedim nasıl yapsak dedim ben. Hani gerçi benim de dedim Haziran'da okulum kapanacak. Tabii ki kapanacak ama Allah ne gösterir ne nasıl olur. Dedim bilmiyorum hani tekrar dönüş yapar mıyım oraya Songül'e bakarsa. Dedim Songül'e anlaşabilir miyiz nasıl yapacağız hatta hala şimdi zaman daraldıkça, haneler alınacağını yakınlaştıkça diyoruz Songül annesine. Yaman ne anlaşamayacağız falan diye Songül. Dedim bilmiyorum kısmet. Ben sana bir söz verdim seni yarı yolda asla bırakmam ama seneye sezon o dedim. Bir düşünürüm dedim yani diye demiştim. İşte bak planlar ben planlı bir şey yaptığım zaman kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Bak tatile gidecektim. Şimdi bu şey yüzünden tatilim kaldı. Buluşacağım kişi bebişin annesiydi. Mark Antalya'da buluştuk dün. Evine götürdü beni. Evini işte gösterdi. Hemen anahtarı verdi. Ablacım dedi böyle böyle. O da benim evladım yaşında sayılır. Ablacım anahtar burada. Pazartesi günü dedi gel başla. Kız randevu muydu? Siz ne sanıyordunuz ki evlilik mevlilik? Ne evliliği be? Ha görüştüm. Görüşme şey oydu. Ha, benim için üzücü olan okullar kapanasıya kadar canlı yayınlarımız biraz sıkıntılı olacak gibime geliyor. Çünkü 3'te buradan okuldan çıkacağım. 4:30'da oraya geleceğim. Büyük ihtimalle seri bir şekilde eve geleceğim ya duş alacağım. Her gün belki olmaz 2 günde bir olur da. Hemen çıkacağım tekrar arabaya binip bebişin yanına gideceğim. Saat 9:30'da da oradan çıkacağım. 10'da evde olsun. Ondan sonra da biraz canlı yayın sakat olur tabii ki. O sakat olduğu gibi
vloglar da birazcık seyrekleşecek gibime geliyor. Ha, ne olur gündüz çekersem, ondan sonra atarsam kendi kendine sabaha kadar yükler, o olabilir. Bu tempoyla okullar tatil olasıya kadar çok üzgünüm ama bu şekilde gidecek. Ne yapayım, eski vloglarımı idare edelim kız. Olmazsa alevlaşırız be. İkinci sürprizim buydu. Üzücü bir sürpriz tabii ki. Buluşacağım kişi de bakacağım bebişim. Çok da merak ediyorum. Daha görmedim onu. Bebişti. İşte okuldan gelince herhalde büyük ihtimalle baleye gidiyormuş. Onu götürüp getireceğim. Anneyi bekleyeceğiz. Karnını doyuracağız. Bu şekilde. Bu tabii ki okullar tatil olasıya kadar. Okullar tatil olduğu zaman farklı olacak tabii ki. 2 ay mı, 2,5 ay mı bilmiyorum. Tabii benim çocuklar sıfalar büyüdü. Torunlarınkini takip eden kim? Haziran'da büyük ihtimalle kapanıyor. O zaman tabii çok daha rahat olacağım. Ne şekilde rahat olacağım? 4.30'da oraya gideceksem kocam gündüz evdeyim. 4.30'da oraya gideceğim. 9.30'da çıkıp 10.30'da evde olunca gündüz o zaman hep beraberiz. O zaman sıkıntı yok. İşte yalnız bu okullar kapanasıya kadar birazcık belki vloglarda aksama olmaz da olur da birazcık yine yani olur ama canlı yayınlarda ama sanki deseniz ya kız sanki oraya gitmeden çok canlı yayın her gün döktürüyordun yapıyordun da neyse yine bilgilendireyim sizi dedim. Hatırını kıramadım, gitmeyecektim, ne olursun abla dedi, çok rica etti. Birbirimize nazımız da geçiyor. O da benim hatırımı hiç kırmaz. Şimdi ben de aynı şekilde karşılık vereyim dedim. Ben de onun hatırını kırmayayım dedim. Dedim tamam kuzum dedim. Neden olmasın? Olabilir dedim yani. Yapalım yani dedim. Bir de anneyi gördüm. Anne de çok tatlı bir insan. Anneyle dün buluştuk. Randevumuz öyle geçti. Buyurun anne. Aa bu neymiş hakikaten kız? Şu peçeteyi ver. Şu düz fincan mı benim? Sade diyeceğim. Şimdi bu ne zaman oldu? Bu sabahtan oldu o zaman anneannem. Sabahtan da yoktu. Şimdi gelince su mu içtin sen? İyi hadi eline sağlık. Güzel olmuş mu pantolon? Ben bakmadım hiç orada. Hani şöyle açıp da baktın mı? Tersine mersine boydan yaptı herhalde. İyi, altına bir şey koymuş olmuş. Parça koy dedim zaten. Parça koymadan anneannem öteki türlü gene yırtılır ya. Hadi bakayım şuna bakma dedim ben. Tersinden bak tersinden. Ben sadece şurasıyla şurası dedim de o da dedi ki öyle olmaz dedi. Şöyle dedi. Böyle boydan böyle koyulur o dedi. O kenarlardan yırtılır dedi. İyi tamam bu seneyi çıkarsın da seneye alınacak anneanne. Var gerçi yok değil de bunu daha çok seviyor herhalde. Ötekisi yedek var yani. Gene mi çikolata koydum? Neyse az koymuşsun ama güzel olmuş. Eline sağlık. Yani randevum oydu. Siz de kim ne düşündünüz? Bu kadın nereye gidiyor? Hemen oradan patladınız bir evlilik diye. Kız ne evliliği? Nisan bir şakası da yaptım. O muydu? Biraz bakmayın güldüğüme ben de üzülüyorum. Pazartesi gidiyorum. Nereye? Bu dünyadan haberi yok. Yatılı mı gideceğim bakmaya? Ne yatılı be? Oradan çıkınca oraya gideceğim. 9.30'da çıkacağım. 4.30'da lazımmış. 9.30'a kadar. Söylemek istediğim buydu. Sizlerle paylaşmak istediğim buydu. Çatladınız biliyorum. Bugün canlı yayında da çatladınız. Çatlayacağız yani. Kız ben önce bir şey yapsam önce size danışıyor. Gerçi buna danışmadan karar verdim de. Bayan da çok hoş, tatlı, sıcak kanlı, cana yakın bir bayandı yani. Herkesi kolay kolay sevmem ben yani. İşte hemen gittik kahve mahve yaptı. Oturduk birazcık balkonda. Kahve keyfi yaptık. İşte yol uzak olsaydı gitmezdim. Bereket yakınmış. Bana liman dediler. Anam liman bizim buradan bir saatten fazla tutuyor liman deyince. Hani liman diye bir şey geçti. Meğerse liman mahallesiymiş Konya altında. Oradan bindim arabaya. Baktım normal belediyeler 15 dakikada buraya geldim. Bizim buradan da karşıdan, oradan da onun hemen evinin karşısından. Gerçi kızı seneye herhalde okula başlayacak. Kendi iş yerine, yakın kendi iş yerleri var. Yakın yere
gelecekler. Ama tabii o zaman nasıl olur bilmiyorum. O zaman devam eder miyim, etmez miyim, ona bir şey diyemeyeceğim yani. Belki anne iş yerinde yakın daha şey olur. Ondan sonra bakacağız yani, artık kıramadık. Evet dedik. Onun için sizlerden tekrar bloklar için biraz seyrek olursa eskilerinden idare edeceksiniz. Buradan özür diliyorum canlı yayınlarda. Bilmiyorum oradan yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ben büyük ihtimalle yapamam. Ama kızımızı çok merak ediyorum. Bakalım, hele baleye falan ben götüreceğim. Orada çekebilirim bakalım nasıl bir şey. Tombik bir şey dedi annesi ama. Merak ediyorum. Severim de ufak çocukları ben. Yani sürpriz sürpriz dediğim bu. Bu birazcık acı sürpriz oldu. Tatlı bir sürpriz olmadı. Benden tatlı bir sürpriz beklemeyin zaten. Hani Nisan bir şakası kötü bir sürpriz değildi tabii. Tatlı bir sürprizdi. Feyza da suratıma. Hayır, çocuklarımı da özleyeceğim. Ha, orada izin günüm salı günü. Salı günü gitmeyeceğim. Salı günü erken. Salı günleri yapabilirim. Tabii salı günleri yapabilirim. Salı günü oraya gitmeyeceksek. Çarşamba günü, pazartesi günü direkt 3'te eve geleceğim. Pazartesi günü olur. Salı gitmeyeceğim ya. Öyle mi oluyor kız, ben karıştırdım da valla. Salı günü izinliyim. Oraya salı gitmeyeceğim. Tamam, salı günü yaparsın. Nasıl oluyor öyle o? Bak kafa basmadı gene. Ya pazartesi günü geleceksin. Gelmeyeceksin eve, gerçi. Direkt oraya gideceksin. Salı günü eve geleceğim. Tamam. Pazartesi sen, oraya gideceğim. Salı günü geri oraya bak. Pazartesi. Bak şimdi karıştırdık. Hayır, pazartesi oraya gideceksin. He. Sonra eve geleceksin. He. Sonra bir daha salı sabahı işe gideceksin. Eve geleceğim. Oraya gitmeyeceğim. Evet. Doğru. Evet. Salı günü. Ha, salı günü yapabiliriz. Doğru bak. Evet, salı günü mantıklı. Pazartesi nereden çıktı? Ben çıkardım. Neremden çıktıysa. Pazartesi neremden çıktıysa. Dur kız, açık seni de görsünler. Bak suratta. Pazartesi nereden çıktıysa hakikaten karıştırdım. Kız ben karıştırır da giderim de, yemin ediyorum bak aklıma geldi yine, karıştırırım da giderim diyordum. Uzaktaş'ta ben çalışırken anlatmıştım. Büyük bilmiyorum, bunlara sizlere anlatıp anlatmadığımı bilmiyorum da, yorgundum, çok yorgun geldim evden, işten. Gelir gelmez orada da ben saat 2:30 dedi mi yemeğimi yapıp da servis bitti mi ben bunu çıkıyordum. O gün herhalde hem keyifsizdim, yorgundum. Tövbe, aklıma geldikçe gülesim geliyor. Geldim gibi yattım. İşte 3 gibi falan yani herhalde. 2:30'da çıktım. 5 dakika zaten iş yerine yakındı benim. Yattım, uyudum. Bir kalktım. Hava böyle hafif karanlık gibi değil gibi. Saate bir baktım 7:30. Ay ben bir toparlandım, geç kaldım diye. Zaten bana 2 saat uyku yetiyor. Ben 2 saat, 2 gün uykusuz kalayım, 2 saat uyuyayım. O uyku yetiyor bana. Bir hazırlandım, bir giyindim, bir fırladım. Ben nasıl gidiyorum ama bir gör. Koştura koştura geç kaldım diye. Karşı caddeye geçtim. Artık şeye, iş yerine de yakınlaştım. Anda caddeye geçtiğim zaman orada bir simitçimiz vardı bizim. Oradan ben arada bir simit alıyordum patronlara. Diyordu patron, 2 günde bir simit hani oradan bize al gelirken diye. Adam, arabaların trafiğine bakıyorum. O kadar kalabalık değil, karşıdan karşıya geçtim. Sabah aşırı kalabalık oluyordu. Hani o kadar çok, aşırı yoğunluk yok. Simitçiye baktım. Simitçi de kapalı. Allah Allah. Tam iş yerin caddesine girdim. İş yerim dükkanlara bakıyorum. Dedim bir tuhaflık var. Gerisin geriye döndüm, markete girdim. Bugün günlerden ne dedim? Hiç aklıma, telefona da bak. Telefona baksam da olacak. Bak hiç aklıma gelmiyor yani. Artık o şeyle geç kaldım telaşıyla. Anam ben 2 saat uykuyla, saat 7:30 olmuş. Ben koştur koştur geri işe gidiyorum. Aman geriye döndüm, bir gülesin tuttu beni. Eve geldim, soyundum. Tekrar akşamın 7'siymiş, sabahın değil. Ertesi gün işe gittim. Orada yatılı kalanlar oluyor tabii. Dedim vallahi benim dedim başıma böyle böyle bir şey geldi. Gülüyor çocuklar da. Olsun abla, gelseydin diyor, boş ver diyor. Geleydin biz buradaydık diyorlardı. Şimdi onun dediği gibi Feyza'la pazartesiyle salıyı karıştırırım ben. Salı da giderim, pazartesi de giderim. Vallahi giderdim bak ben yani, kafa hakikaten. Yani şimdi öyle bak, kafam karıştı.
Salı günü gitmeyeceğim. Tamam. Salı günü orada izinliyim. O zaman yapabilirim. Canlı yayın. Cumartesi pazarda işe gitmeyeceğim. Aa kız gene bizim çok vaktimiz olacak. Yaparım kız yaparım. Cumartesi pazarda buradan izinliyim. Gündüz evdeyim. Vallahi Feyza sen olmasan ben... Hakikaten ya ben niye böyle salaklaştı durdu benim kafam. Kız cumartesi pazarda buradan izinliyim ya. Sabahtan buraya gitmeyeceğim. Evde 4:30'dan çıkacağım öteye. Oo yaparız yaparız vlog da atarız boş ver yaparız. Dedim ona birazcık sıkıntı yaptıydım ama hiç sıkıntı değil. Salı var, cumartesi var, pazar var. E tamam haftanın 3 günü. Ay beraberiz gene 4 günü ama yok. Sabah 8'den 9:30'a kadar. O yok o zaman. Ya oradan işten çıkar hemen direkt oraya geçerim 10:30'da. Ha izinli burası cumartesi pazar izinli tamam uygun. Ama Mükü'ye gidemem kalmaya. Oradan çünkü 08 Feyza geçiyor mu bilmiyorum. He? Feyza mutlu. Niye? Anneanne yok. Ondan hayır, mı? Kalmaya gidemeyeceğim. Hmm. Anne var. Hmm. Evet. Anneannesi Mükü'ye kalmaya gidemeyecek. Feyza mutlu. Tabii. Feyza mutlu. Feyzacığım beni hiç sanmak istemiyor. Öyle sağa sola yatılı. Gitmeyeceğim artık. Gidemem. Şimdi oraya da başlarsan gidemem evde. Yorulacaksın zaten. Cumartesi pazı. Kız Allah'ım ya Rabbim ben o kadar fazla yorulmuyorum da. Aba o Songül de işte dedi ki aa o da yazık biraz şey oldu. Dedim sen dedim Songül şey yapma kızım. Ben dedim buradan zaten çıkıyorum oraya gideceğim. Öyle baktı ama dedim ben sen dedim hiç şey yapma ben seni yarı yolda bırakmam. Bu okul karne alınasıya kadar ben senin neyim? Ha ondan sonra ne olur onu bilemem. Ya bir şey olacağı yoktu. Oturup konuşursak gene bazı şeyleri, tabii bazı şeyleri ne kadar anlaşsam da bazı şeyler var. Onları konuşup anlaşırsak, onunla da uzlaşırsak tabii ki devam ederim ona da. İnşallah Allah'ın izniyle. Oh, aa içim rahatladı. Bak cumartesi pazarda aklımda değildi benim. Cumartesi pazarda sanki gideceğim diye. Cumartesi pazarda 4:30'a kadar gündüz evdeyim. Hakikaten beraberiz. Oho vloglar kesilmez. Kesilmez. Yarın işte bir çarşıda bir yere gideceğim. İşim var. Mükü bekliyordu ama herhalde gidemeyeceğim bu hafta. Yarın çarşıda işlerimi halletmem lazım. Bugün gidecektim. Feyzacığımın pantolonunu götüreyim dedim. E orada bekledim. Yarım saat. Erken çıktım ben. Songül teyzenin oradan. Yarım saat mi sürdün? Ama şimdi şeye arası ya. Böyle döndüre döndüre dikerken söküp. Değil ki böyle adam böyle gitsin. Böyle yuvarlak. Döndüre döndüre çekiyor zikzağı. Parça aradı etti. E oradan da kendi işimi halletmeye gözüm kesmedi gitmeye eve geldim. Bugün halletmeyi düşünüyordum. Dedim bugün onun pantolonunu halledeyim. Yarın da cumartesi kendi işim. Mümkü gene ya homurdanır yarın. Çünkü dün dedi bana cuma günü bana gel dedi. Açar telefon yanına geleyim mi der. De, ben de diyeceğim ki cumartesi günü işim. İşim. He? Randevularımız bitmiyor. Randevum var diyor. İşimi hallettikten sonra cumartesi gidersem cumartesi günü orada kalabilirim. Oradan yayın yapabilirim. Pazar günü gündüz buraya gelirim. Oradan işe gelmem zor oluyor benim. Buradan alıştım hemen 5-10 dakika yürüyerek. Sıkıntı basıyor bana otobüse bindim mi sıkıntı. Zaten şimdi öteki tarafa bebişe gideceğim. Öyle uzak yol olsaydı kesinlikle ben gidemem gelemem falan diyecektim ama orası da yakın bir yer yani o kadar fazla uzak değil otobüsle. Bana ne bilmiyorum sıkıntı basıyor. Uzun süre ben öyle yolculuğu yapamıyorum. Sevmiyorum yani. Apakanlar basıyor bana. Evet yani sürprizim buydu. Başta ben düşünüyordum. Birazcık üzüldüm yani hafta 8:30'da evden çıkıp 9:30'da eve gel diye. Bak kafaya bak ya salı günü evdeyim. Cumartesi pazar evdeyim. Feyza demese onları bana ben hiç. Evet evet beraberiz bir sıkıntı yok. Vloglar yine gelebilir. Ama o çekebilirsem ancak evde çekebilirim. Orada bebişin orada çekemem. İş yerinde çekebilirim. Mesela bugün nasıl canlı yayın açtım ama tabii öyle uzun uzadıya sohbet edemedik. Ama sizler kendi aranızda ettiniz. Ben arada bir baktım. Tabii Songül sanki gece benimle yatıyor. Surat bir karış. Sizi görünce sırıttı.
suratı birazcık şey, keyifsiz. İki gündür rahatsız o da ondan. Ben rahatsızsam da ne bileyim, ben öyle, ben işte öyle yapamıyorum. Herkesin kişiliği farklı işte. Yoksa aramızda bir problem yok yani. İki gündür rahatsız, bir fıs fıs mıs mıs bir şeyler kullanıyordu. Ay tamam, çok uzattım be. Üf, ya konuş. Hadi. Sizlere bunu bildirmek için bu video çektim. Sürpriz diye çatladınız, çünkü çatladınız. Bak üstümü soyunmadan, saçaklı saçıma başıma bak, işten geldim. Dedim yoksa üstümü başımı soyup duşumu alsaydım yapamazdım yani yine. Beklerdiniz 2-3 gün daha. Dedim hemen üstümü soymadan çekeyim, videomu göndereyim. Bunlar da çok fazla merak. Yani sizin düşündüğünüz gibi değil kız. Söyleyeceğim buydu. Randevuya gideceğim belliydi. Nereye gideceğim başka? Yani hadi görüşmek üzere. Bye. Beyza bye.